Cihan Hocam, detaylı ultrasonografi sırasında bebeği baştan ayağa detaylı bir şekilde tarıyorsunuz. Bu sırada sinir sistemini, yani beyin taraması yaparken bazı anomalilerle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi ventrikülomegali denen anomali. Nedir bu ventrikülomegali ve saptandığında nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz? Evet, ventrikülomegaliyi tanımlamak için öncelikle ventrikül ne demek bunu bilmemiz gerekiyor. Ventrikül her insanın kafasının içerisinde olan su kanallarına verdiğimiz isim diyebiliriz kabaca. Bu her bebekte, her insanda olan kanallardır bunlar. Bunların normalden daha geniş olması durumuna da ventrikülomegali diyoruz. Bu genişliğin derecesi önemli. Ne kadar genişlik olduğu, ne kadar sapma olduğu normalden bizim için önem taşımakta. Birinci nokta burasıdır. Diğer önemli olan bir nokta da eşlik eden başka bir anomali, bir belirteç var mı? Bunda da özellikle merkezi sinir sistemini ilgilendiren bir anomalinin eşlik etmesi başta olmak üzere diğer organ sistemlerinde eşlik eden anomali var mı? Bu açıdan detaylı bir fetal anatomik değerlendirme yapmaktayız ultrasonla. Yani ne çıkabilir bunun altından? Diyelim ki bir bebeğin ventrikülü normal sınırlardan daha geniş. Bunun altında neler çıkabilir? Hangi hastalıklar çıkabilir? Ventrikül genişliğine yol açabilecek hastalıklara baktığımız zaman aslında birkaç tanesini sayabiliriz. Bunlar içerisinde bazı enfeksiyonlar özellikle olabilir. Bu tür enfeksiyonlar geçirmiş bir anne fark etmeden geçirdiğinde bebekte bir takım problemler oluşabiliyor ve bu bebekte ventrikülomegaliye yol açabiliyor. Bunun dışında bebekte genetik bir problem olabilir, genetik bir hastalık olabilir. Buna bağlı ventrikülleri geniş olabilir. Ya da İzole olarak eşlik eden genetik bir problem olmadan da ventriküllerin geniş olduğu durumlar olabilmekte. Bazen de bebeğin sırtında açıklık dediğimiz spina bifida olarak adlandırılan toplum arasında aslında çok da nadir görülmeyen bir problem eşlik edebilmekte bu Peki o duruma. zaman ben şöyle bir soru sorayım. Ventrikül genişliğini normalden fazla buldunuz ama başka hiçbir problem yok. Detaylı ultrasonografi yaptınız, baştan aşağı taradınız. Ventrikülomegali haricinde hiçbir problem yok bu bebekte. Nasıl bir yaklaşım izliyoruz? Hiçbir şey yapmadan izliyor muyuz yoksa bir takım tanı yöntemlerine başvurmamız gerekiyor mu? Ventrikülomegali bulduğumuz zaman, izole ventrikülomegali bulduğumuz zaman yani tek başına ventrikül genişliği bizim esas problemimizse bu genişliğin ne derecede olduğu bize aslında prognoz, gidişat, bebek doğduktan sonra ne tür problemlerle karşılaşabilir, bunların ihtimali nedir konusunda en çok yardım eden şey öncelikle genişliğin ne kadar olduğu, normalden ne kadar fazla olduğu, bunun dışında eşlik eden bir genetik hastalığının olup olmadığı, eşlik eden başka bir problemin, bir enfeksiyonun olup olmadığını saptamamızdır. Dolayısıyla böyle bir duruma karşılaştığımızda genişliği tespit etmekteyiz. Bir kromozom analizi dediğimiz amniyosentez, kordosentez gibi bir takım ek genetik testler isteyebilmekteyiz. Bunları birleştirerek aileye bir miktar daha ayrıntılı bir bilgi vermeye çalışmaktayız.